bir araştırmaya göre çoğu insanın kalp krizlerine yol açabileceğinden haberdar olmadığı bir konu var. Bu konu, Dr. Thomas Levy'nin bir kitabında ele alınıyor, kitabın linkini aşağıya ekleyeceğim. Bu konu benim için de çok ilginç, çünkü ben de benzer bir olay yaşadım. Şimdi, doğrudan konuya girelim. Kitaba göre, kalp krizi ve koroner arter tıkanıklığı yaşayan 101 hastanın %78'inde ortak bir nokta vardı. Bu bireylerin Genellikle kök kanal enfeksiyonları ile ilişkili patojenlerden gelen DNA'lara sahip oldukları bulundu. Bu oldukça şaşırtıcı bir bulgu. Bu konuya başka bir videoda kısaca değinmiştim. Asıl soru şu: dişlerinizle ilgili bu patojen biofilm mikroorganizmalarının kalbinize etkisi nedir? Kalbe nasıl ulaşıyorlar? Dişlerinizle bağlantıları nedir? Aynı mikroplar, belirli felç vakalarına neden olan pıhtılarda da bulundu. Size kendi deneyimimden kısa bir hikaye anlatayım. Bir süre önce dişçiye gittim. Sadece rutin bir kontrol olacaktı. Çok gelişmiş bir cihazları vardı. Sanırım 3 boyutlu koni ışınlı görüntüleme sistemi deniyordu. Bu cihaz, dişlerin tüm köklerini oldukça basit bir şekilde taramalarına olanak tanıyor. Diş yüzeyinin derinliklerinde oluşabilecek potansiyel çürükleri veya enfeksiyonları derinlemesine inceleyebilirler. Kayropraktik kariyerimden önce röntgen teknisyeni olarak çalışmıştım. Bu yüzden doğal olarak bu cihaz dikkatimi çekti dişlerime baktıklarında diş köklerimden birinin etrafında büyük, koyu bir daire fark ettim. Doktor baktı ve dişinde enfeksiyon var dedi. Ama hiçbir belirti yaşamıyordum. Esasen dişin altındaki bu enfeksiyon bir apse kemiklerimi yiyip bitiriyordu. Kitap bunu kronik uzun süreli bir enfeksiyon olarak tanımlıyor. Kalp problemlerinin yanı sıra eklem iltihabına ve birçok diğer soruna neden olabilmektedir. Görünüşe göre oldukça yaygın. Bu durumu araştırdığınızda sıklıkla herhangi bir belirti göstermeyen kronik apikal periodontitis olarak adlandırıldığını göreceksiniz. Esasen bir şey çiğnediğinizde bu bakteriyi çenenizdeki lenfatik sisteme ve vücudunuzun derinliklerine doğru itiyorsunuz. Doktor Levy bu konuda çok ilginç veriler sundu. Her yıl 15 ila 25 milyon insan kök kanal tedavisi görüyor. Doktor Thomas Levy'e göre sorun kök kanalının kendisinden kaynaklanıyor. İşlem sırasında uygulayıcılar dişin içine erişir, pulpayı çıkarır ve bölgeyi sterilize etmeye çalışır. Sonra da kapatırlar. Sorun şu, pulpa kan, damarları ve bağ dokusu içeriyor. Vücudunuzda yaklaşık 2 ila 3 kilometre uzunluğunda bu küçük kan damarlarından var. Tedavi sırasında bunlar kazındığında bağışıklık sisteminizde zayıflıyor. Sonuç olarak bu bölgede gelişen patojenler sorunlara neden olma potansiyeline sahiptir. Bunun nedeni, işlem sırasında tüm patojenleri ortadan kaldırmanın neredeyse imkansız olmasıdır. Bu nedenle diş absesi ve diş eti kökünde kronik iltihaplanma nedeniyle kalp krizi geçiren insanların oranı yüksektir. Bu gerçekten oldukça ilginç bir konu. Çoğu zaman bu, rutin diş röntgenlerinde fark edilmez. Bunu anlamanın bir başka yolu da C-reaktif protein seviyelerine bakan bir kan testidir. Bu, iltihaplanmaları biyolojik olarak işaretlemeye yarar. Enfeksiyon dişte olabilir, diş etlerinde olabilir, çeneye daha derine inebilir ve hatta bademciklerde bile olabilir. Sorun özellikle bağışıklık sisteminiz onları yok edecek kadar güçlü olmadığında patojenlere kronik olarak maruz kalmaktır. Çünkü bu patojenler çok fazla oksidatif strese neden olur. Oksidatif stres esasen çok fazla serbest radikal hasarının meydana geldiği bir durumdur. Ancak bunları dengeleyebilecek kadar antioksidan rezervimiz de yok sadece ağzınızın ne kadar kirli olabileceğini düşünün. Ağzımızda 500'den fazla farklı bakteri, virüs ve mantar türü bulunur. Ayrıca bu mikropların yan ürünleri de vardır. Bunlar, vücudunuzun farklı bölgelerinde daha fazla bağışıklık tepkisi ve daha fazla iltihaplanma yaratabilen toksinlerdir. Görünüşe göre, vücudun bu duruma verdiği tepkilerden biri de pıhtı oluşturmaktır. Zamanla, bu süreç kronikleştiğinde genel yorgunluğa, kronik iltihaplanmaya, çene problemlerine ve diş hassasiyetine yol açar. Benim durumumda bir diş çekildiğinde üst sırt ve boyun bölgemdeki iltihaplanmanın neredeyse tamamen kaybolduğunu fark ettim. Bu çok ilginçti ama bir röntgen olmasaydı bu bölgedeki boşluğun bu ağrılarla bağlantılı olabileceğini asla tahmin edemezdim. Esasen bağışıklık sisteminizin bakteri aşırı yüklenmesiyle zarar gördüğü bir durumla karşı karşıyayız. Bununla birlikte bir kişi de bu enfeksiyon varsa ve kendini biraz yorgun hissediyorsa bunun diş bölgesinden kaynaklandığını fark etmeyebilir. Sadece bağışıklık sisteminizde bir terslik olduğunu hissedersiniz. Aşırı oksidatif stres yüküne maruz kalıp kalmadığınızı merak ediyorsanız yapabileceğiniz şey sadece 1 veya 2 gram lipozomal C vitamini almaktır. Bu eksikliği gidermek için kullanılan bir C vitamini kompleksi ile aynı şey değildir. Bu öncelikle bir antioksidan olarak kullanılır. Bu özel C vitamini türünü farklı kılan eşsiz özellik hücreye nüfuz edebilen tek tür olmasıdır. Günde birkaç kez yaklaşık 500 mg almanızı öneririm. Çünkü C vitamini suda çözünür. Ama biz onun vücudumuzda dolaşmasını istiyoruz. Bu C vitamini türü hakkında iletmem gereken bir ayrıntı daha var. Yüksek miktarlarda alındığında diğer askorbik asit türleri gibi ishale neden olmaz. En azından bu, antioksidanlar ve oksidatif stres seviyeleri arasındaki oranı değiştirir ve yardımcı olup olmadığını görmek için bir deneme yapmanıza olanak tanır. İşe yararsa ve kendinizi biraz daha iyi hissederseniz ve semptomlarınızın iyileşebileceğini düşünüyorsanız, soruna neyin neden olabileceğini daha derinlemesine araştırmaya başlayabilirsiniz. Bunun diyetinizle, uykunuzla, veya belki de aşırı egzersizle ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Ya da muhtemelen diş enfeksiyonuyla bağlantılı olabilir. Konuya burada kısa bir giriş yaptık. İlgilenenlerin kitabı satın almasını şiddetle tavsiye ediyorum çünkü çok faydalı bilgiler içeriyor. Gerçekten oldukça keyifli bir kitap. Linkini aşağıya ekleyeceğim. Ayrıca bu biyofilm mekanizması ile arter tıkanıklıkları, ateroskleroz arasındaki bağlantı hakkındaki diğer videomu izlemediyseniz buraya ekledim. Bir göz atın.